Ey Rabbimiz! Gerçekten sen Firavun ve kavmine dünya hayatında zinet ve nice mallar verdin. Ey Rabbimiz! Onlara bu nimetleri, insanları senin yolundan çıkarsınlar diye mi verdin? Rabbimiz! Onların mallarını yok et. Kalplerine sıkıntı ver. Yoksa onlar iman etmezler. Amin. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhan rabbiyal aliyyil alel vehhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya erhamer rahimin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Sana hamdolsun. Rabbül aleminsin. Malikul mülksün. Malikul mülüksün. Mukallibül kulubsun. Ya Rab, gönlümüzü, ruhumuzu sevginle doldur. Amin. İtaatı sevdir, isyandan nefret ettir. Amin. Ya Erhamer Rahimin, ya Mücibed Deavat, daha önceki Ramazanlarda hayatta olup da şimdi aralarımızda bulunamayıp huzuruna varmış olan cümle geçmişlerimizin ruhlarını şad, makamlarını cennet eyle. Amin. Ekranları başında el açıp dua eden şu insanların vücutlarına sağlık, kazançlarına bereket, yuvalarına mutluluk, iş yerlerine başarı ve bereketler ihsan eyle. Amin. Ya Erhamer Rahimin, ya Mücibed Deavat, mağdurların, mazlumların sığınağı olan ülkemizi kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerden hıfz-ı emanında eyle. Amin. Hastalarımıza şifalar, amin, borçlarımıza edalar, dertlere de devalar lütfeyle. Amin. Şu konuda da dua edilse de şu insanlar amin deseydi diye gönüllerinden geçiren kardeşlerimizi korktuklarından emin, umduklarına nail eyle. Amin. Ya Rab, hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Yüzyıllardan beri kaderde, kederde, acıda, tatlıda, etle tırnak, ruhla beden gibi bir ve beraber yaşamış aziz milletimizi birlikte, dirlikte daim eyle. Amin. Birliğimizi ihlal etmek isteyenlere fırsatlar verme. Amin. Çevirmek istedikleri entrikaları başlarına makus eyle. Amin. Bugünlerde Kuzey Irak'ta kutsal değerlerimiz için mücadele veren kahraman askerlerimizi, emniyet güçlerimizi burunları karamadan, ayaklarına taş dokunmadan yollarını bekleyenlere muzafferen dönmelerini lütfeyle ihsan eyle ya Rab. Amin. Ehli İslam'ı aziz ve mansur, düşmanlarını zelil ve mahkûr eyle. Amin. Vafu anna, vağfir lena, verhamna, ente mevlana, fensurna alel kavmil kafirin. Amin. Ya Rab, Kadir gecesinin ve bayramın gölgesi üzerimize düştü. Onları da bize mübarek eyle. Amin. Ya Rab, gölgesini yaşayacağımız bayramın gerçeği cennet ve cemalullah bayramıdır. Sıhhat ve saadetle, huzur ve afiyetle bayrağımızın gölgesinde nice bayramlara, sonunda da cennet ve cemalullah bayramına yetişebilmeyi nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Allahümme salli ala İbrahim ve ala Ali İbrahim. Efendim hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar. Kanal 7 ekranlarında muhterem hocamız Necmettin Nur Saçan'la iftar saati başladı. Eyüp Sultan'dayız. Eba Eyyub El Ensari Hazretleri'nin türbesinin gölgesindeyiz. Ve muhterem hocam, bugün çok kıymetli bir misafirimiz var. Eyüp Sultan Belediye Başkanımız Sayın Deniz Köken bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Başkanım. Hoş bulduk, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Görüşmeyle nasılsınız başkanım? Yoğun. Yoğunsunuz. Güzel gidiyor, yoğun. Sizlere teşekkür ediyoruz. Her akşam Eyüp Sultan'ı tüm Türkiye'ye gösteriyorsunuz. Hem de Ramazan'ın Eyüp Sultan'dan nasıl yaşandığını gösteriyorsunuz. Ev sahipliğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Evet. Çok da güzel oluyor aslında. Çok uzaklardan gelen seyircilerimizle de burada buluşuyoruz. Ya. Hocam buluşuyor, onlarla sohbet ediyor. Sanırım bugünlerde Muhsin Bey, değerli başkanımız, bayram hazırlıklarına girişti herhalde. Onu soracağım ama yani hocam, şunu önce öğrenmek isterim. Başkanımızın tabii yoğun programı var. Bugün bizde çok uzun süre kalamayacak. Çok da sorular var ama ben şöyle başlayayım müsaade ederseniz başkanım. 20 gün nasıl geçti? Şu an 21'i. 20 evet. Gün nasıl geçti? Geride kalan günler nasıl geçti? 20 günü biz de önce çok tedirgin olduk 2 yıl aradan sonra.
Ama programlarımızı yaptık. Yaptığımız programlara hem biz uyduk hem de vatandaş uydu. Ve işlerimizde rast gitti, hamdolsun. Hamdolsun. Bir kere bütün gıdaları, dağıtım işlerini ilk 10 günde bitirdik. Her akşamki iftar programlarımızda da dediğimiz sayılarda çok fazla eksilme, fazlalaşma olmadı. Çok fazla izdiham da olmadı. O yüzden bu bölgede her akşam dışarıdan gelen misafirlerimizi ağırlama konusunda bir aksaklık olmadan devam ettik. Hamdolsun. Alibeyköy bölgesindeki yöresel bölgemizde her geçen gün artarak devam ediyor. Orayı durduramıyoruz. Ne orası. Güzel. Havalar da ısındı. Onun ısındı. Da etkisi var elbette. Yağmur da azıcık ara oldu. Orada güzel geçiyor. Şu anda itibaren de biz ekstra gelen yardımlara cevap vermeye gayret ediyoruz. Yarın da 23 Nisan, bugünden 23 Nisan'ın etkinlikleri başladı. Maşallah. Buradan da bütün çocukların 23 Nisan bayramını tebrik ediyorum. Kutluyoruz. Sizlerin aracılığıyla. Dün ve bugün ilkokul ve ortaokulda iki tane güzel etkinlikle başladık. Yarın da 7-8 etkinlikle devam edecek inşallah. Devam edecek. Ne kadar güzel. Yoğunsunuz başkanım. Buyurun Mahsun hocam. Bey, ben 15 yıldır Ramazanları İstanbul'da geçiriyorum. Bir yıl o pandemi yılı hariç. Evet. Hep başka semtlerde kalırdım. Bu yıl bu mübarek semtte kaldım. Geçen yıllarımı hayıflanıyorum şimdi. Yani bu yıl hakikaten manevi çok güzel bir atmosferde yaşıyoruz. Sanki Umre'ye geldim sanıyorum. Sanki Mescid-i Nebevi'nin gölgesindeyim sanıyorum yani. Hocam normalde başkanım biliyorsunuz Kayseri'de ikamet ediyor. Ama evet. Ramazan ayı boyunca bizimle beraber. Bu evet. Sene de Eyüp Sultan'da sizin misafiriniz oldu. Ya. Eyüp Sultan'da. Çok memnun hocam. Hazretin çok misafiri memnun. Oluyoruz. Çok yakınlar. Aynı zamanda. Hazretin çok yakınındalar. Ya. Dolayısıyla çok memnun hocam. Ya. Yani vatandaşların da dün akşam çarşıda esnafları öndeki Ramazan iftarı bekleyenlerle görüştüğümde Maraş'tan gelen, Malatya'dan gelen, tabii. Hollanda'dan gelen çok. İftar evet. için gelmişler. Sevgili başkanım, kaldığım oteldeki misafirler de hep Hazretin misafirleri. Kesinlikle. Yurt dışından, yurt içinden, ülkenin ama... çeşitli yerlerinden gelen insanlar Hazretin misafirleri ya. Yani. Evet. Yani, hamdolsun. Yani bunda da hamdolsun. Hikmet var yani. 7 ay Peygamber Aleyhisselam'ı evinde misafir eden insan misafirperver milletten ilgi görüyor, alaka görüyor. Yani. Zaten hani Ramazan deyince İstanbul'da akla evet. gelen ilk semt Eyüp Sultan. Ya. İlk akla gelen. Öyle. Evet. Peki kıymetli başkanım şunu da sormak isterim. Şimdi başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem azabından kurtuluşa vesile. Son 10 günün içerisindeyiz. Yani cehennem ateşinden kurtulmaya vesile olan günlerdeyiz. Bu son 10 gün için hazırlıklarınız var mı? Bayram için hazırlıklarınız var mı? Hocam en başta onu merak etmişti. O soruyla devam edelim. Biz baştan bir şey başlamıştık. Her eve girme konusuyla ilgili. Orada belli bir noktaya geldik. Bayramla beraber bitecek. Her eve birbirine ulaştık. Ay maşallah. Çok güzel. Bayramla beraber o bitmiş olacak. Bizim bu 10 gün içinde kalan yardımsal eksiklerimiz varsa onları tamamlıyoruz. Kadir Gecesi'nde çok güzel bir etkinlikle burada olacağız inşallah. Vatandaşlarımızı Kadir Gecesi'nde Eyüp Sultan daha da çok kalabalık olacağı için elbette. Biraz fazla fiziki önlemler almamız gerekiyor. Onlarla ilgili çalışacağız. İnşallah bayramla beraber de bayramda da çocuklara bayramı bayram gibi yaşamaları için bayramı hissetmeleri, sadece bayramda tatile gitmek olarak algısını vazgeçittirmemiz lazım. Yani anneler babalar da bundan evet. rahatsızlar aslında. Çocuklar bayramı tatile gitmek olarak biliyorlar. Evet. Çünkü biz alıştırdık öyle. Biz öyle alıştırdık. Onların suçu yok. Şimdi işte bayramı burada kalanlarla bayramı nasıl bir bayram olduğu ile ilgili ciddi çalışmalarımız var. Bir de sürprizlerimiz olacak çocuklara bayram için. Bayram için bayram hediyeleri. Hediyeler zaten dağıtılıyor hocam. Ama güzel. özel bir bayrama münhasır özel bir hazırlık yaparak çocuklara buluşacağız inşallah. Çok güzel. Çok evet. güzel. Çocuklara da böyle dikkate almak çok önemli bir şey ya. Evet. Ya. Ama zaten başkanım çünkü hani... onlar ya, 10 yıl sonra onlar hocam bayramları, ya. Ramazan'ı yaşayacaklar, yaşatacaklar. 20 yıl doğru, sonra onlar yönetecekler. Doğru. Bugünden bunu hissetmezlerse ve bunu çok kendilerine zorla yaptırılan bir şey olarak algılarlarsa gelecekte buna sahip çıkmazlar bu konuya. Tabii efendim. Her konuyla ilgili geçerli de bunun için daha da geçerli.
Onun için bunu severek büyürlerse o zaman daha iyi, bizden daha iyi hizmetler vereceklerine inanıyorum ben yani. Başkanım, şimdi WhatsApp hattımıza da sorular geliyor. Video sorularının dışında yazılı mesajlar da geliyor. Biraz evvel siz yardımlardan bahsettiniz. Çoğunluğunu tamamladık dediniz de yurt dışından yazan seyircilerimiz diyorlar ki ya biz burada zekat, sadakayı fıtır ya da fidye verme konusunda zorlanıyoruz yurt dışı olduğu için. Acaba diyorlar hani bize bu konuda yardımcı olur mu? Belediyelerimiz, Eyüp Sultan Belediyesi bu konuda yardımcı olur mu diye soruyorlar. Bizim Sosyal Yardımlaşma Derneğimiz var. Sadece bu işe bakıyor. Bizle itibata geçerlerse yönlendiririz, evet. Hocam peki yani dini boyutunu da soralım, akıllarda soru işareti kalmasın. Yani zekat vermek için yurt dışından biz bir vatandaşın... Biz araya el koymuyoruz. O ilgili kişiye, vereceği kişiyle muhatap tamam ediyoruz. Yani zekat fonu olması gerekir mi diye soracaktım. Doğru. Biz bunu hassasiyet gösterilecek o kadar yani. Biz parayla uğraşmıyoruz. Biz kişilerle buluştururuz onları. İhtiyaç sahibi kimse siz veren elle alan eli buluşturuyorsunuz. Biz öyle stokçuluk yapıyoruz. Evet. Evet, bu konuda demek ki başkanımızın söyledikleri önemli. Siz de nereye ulaşabilirler dediniz başkanım, tekrar edelim. Bizim hem derneğimiz var, bizim telefonlarımızdan beyaz masamızı ararlarsa ihtiyaç sahiplerine 444-3000 oradan yönlendirirler. Yönlendirirler, evet. Böylelikle yurt dışından yazan seyircilerimizin sorularını da cevaplandırmış olduk. Bayramda çocuklar, büyüklerle ilgili bir şeyler var mı başkanım? Çocuklar evet sevinecekler. Her mahallede bizim etkinliğimiz olacak bayramda. Bayram etkinliklerimiz. Orada tabii büyükler de yararlanacaklar. Yani bu bayramı çocuklarla beraber geçireceğiz mahallelerde. Evet. Siz bayramda genelde herhalde dışarıda olacaksınız. Bir iki gün buradayız. Zaten bir resmi bayramlaşmalar, teşkilat bayramlaşmaları hep buradayız. Sizleri de bekleriz. Sizleri de bekleriz. İnşallah. Allah razı olsun. Başkanım, muhterem hocam, biraz evvel başkanım da bahsetti. İleride onlar yönetecekler. Bizim yerimizde bir başkaları olacak. Dolayısıyla şu anda o Ramazan'ın manevi duygularını onlara aşılamamız gerekiyor dedi. Siz geçmişten günümüze bunu nasıl değerlendirirsiniz? Muhsin Bey, son yıllarda adeta sanki bayram tatile gitmek gibi bir algı başladı. Bu yanlış. Ya benim kime ne ihtiyacım var ya? Ben gideceğim filan yerde dinleneceğim. Yanlış bu. Benim kime niye? Çok yanlış. Senin herkese ihtiyacın var ya. Ölüsüne de dirisine de ihtiyacın var. Yani sen başkalarına ilgi göstermezsen başkası da sana ilgi göstermeyecek. Yani konu komşumuzla, hısım akrabamızla bayramlaşacağız, ziyaretleşeceğiz, hediyeleşeceğiz. Yani bayramın neşesini paylaşacağız. Yok öyle değil. Onun kapısı kilitli, onun kapısı kilitli. Nerede? Maalesef. O tatile gitti, bu maalesef tatile gitti. İşte bu çocukları nasıl yetiştireceğiz? Bu kültürü ecdadımızdan aldığımız bu kültürü bu yavrularımıza nasıl vereceğiz yani? O yüzden gelin bu işi bırakalım yani, bu bayramı tatil algılamasından vazgeçelim yani. Evet. Evet. Bir izleyicimiz yazmış. Hayırlı Ramazanlar. Hamileyken Eyyub el Ensari Hazretlerini rüyamda gördüm ve oğlum dünyaya geldi. Oğluma da Ensar adını verdik diyor. Kulağına Eyüp Ensar okundu ismi. Fakat kimlikte de Eyüp Ensar diye kimliğine Ensar yazdırdık ama Eyüp Ensar diye seslendik diyor. Yani bir mahsuru, sıkıntısı hiçbir olur mu mahsuru diye yoktur efendim. Yani mahsuru yok. Ensar da güzel, Eyüp de güzel. Gayet güzel. Hem de sadece Ensar adını telaffuz etmeleri her bakımdan da kolaylıktır ya. Evet. Biz de Eyüp Sultan'ı gelip ziyaret edenlerdeniz, yazanlar da var. Bahsettiğiniz gibi farklı şehirlerden buralara gelip Ramazan'ın coşkusunu burada yaşayanlar yazıyorlar başkanım. Selamları var sizlere de. Evet, meydanı da çok fazla etkinlikle doldurmadık. Onun için birazcık hemen bunun köşesini, burayı bile camiye 200 metre uzaklıkta yaptık. Meydanı vatandaşlarımız ibadet için daha rahat kullansınlar öyle diye. Efendim. Yemek sofrası çok da açtırmıyoruz. Efendim. Öyle efendim. Onu da dışarıda yaptırıyoruz. Doğrudur yani. Orası sene, sanki caminin devamı. Devamı. Ve çok devamı. Güzel bir rahatlama oldu bu sene. Evet. Daha önceleri şey bahsettiğiniz gibi, buyurduğunuz gibi başkanım, orada bir izdiham olabiliyor iftar saatlerinde. Yani piknik tüpüyle yemek yapanı biliyorum ben 20 yıl nasıl önce. Piknik tüpü getirip o mermerin üstünde. Haklısınız. Ya. O manzaraları biz de görmüştük zamanında. Şu anda çok rahat orası. Hocam akşamları orada yürüyüş yapıyor.
Öyle değil mi hocam? Doğru. Peki siz nasıl görüyorsunuz? Akşamları orada ziyaret etme, orada biraz dolaşma imkanı da buluyorsunuz. Ama ne bileyim. İnsanlarla halkın, da iç içesiniz efendim, hocam. Halkın yüzünden hep sevinç dökülüyor. Herkes mutlu, herkes huzurlu. Yani tamamen hakikaten manevi bir ortam var. Ya Muhsin Bey, tarihimi düşünün. Yani Osmanlı padişahları burada kılıç kuşanırlarmış. Evet. O Surre alayımız nedir? O Surre alayımız. Muhterem milletimize, aziz milletimize bunu da anlatmalıyız. Yani buradan kadınımız, kızımız, oğlumuz, erkeğimiz hediyeler verir. Kumaşlar, gümüşler, altınlar toplanır. Bunlar Surre alayı. Surre para kesesi demektir. Buradan bir kervanla Mekke'ye gönderilir, Medine'ye gönderilir. Yani Osmanlı'nın son yıllarına kadar devletin ihtiyacı olmasına rağmen bu devam etmiştir. Buyurun ey Medineliler, değil mi ki Peygamberimizin komşularısınız? Buyurun size hediyemiz. Ey Mekkeliler, değil mi ki Kabe'nin komşularısınız? Buyurun size hediyelerimiz diye Surre alayı adında bir kervan göndermişiz ya. Evet, ama tabii bunu çocuklarımıza aktarmamız icap ediyor. İyi anlatmamız gerekiyor. İşte bu tür etkinliklerin de başkanım bu noktada çok faydası var. Yani 2 yıl bu tür etkinlikler yapılamadı maalesef pandemiden dolayı. Ama gördük ki hakikaten aslında çok büyük ihtiyaç. Evet. Ve özlemişiz de bu tür etkinlikleri. Her akşam burada etkinlikler var. Söyleşiler var, yazarlar geliyor, şairler geliyor, konserler var, tarihçiler geliyor. Doğru efendim. Çocuklarımıza bunları aktarma imkanı yakalayabiliyoruz. Bu açıdan çok önemli ve faydalı. Bak demin sordunuz, Hollanda'da bile yardım etmek için araştırma yapanlar da var. Ya. Bu sene olayın boyutu bir de o boyutu da var. Yardım etmek için bizi artık, biz değil bizi arayabiliyorlar artık, hamdolsun. Bu da güzel bir şey. Evet. Yani veren el, alan el, ortada da bir ya. Siz varsınız evet, diyelim. Evet. Onları buluşturan aracı kurum. Evet, onları buluşturan bir el. Allah razı olsun. Kadir Gecesi ile ilgili tekrar biraz evvel konuştuk ama onu soruyorlar. Kadir Gecesi yani çok kalabalık olur mu oraya gelsek, izdiham olur mu diye soranlar var. Sormuş olayım. Eyüp Sultan'a Kadir Gecesi kimseye sınırlama koyamayız. Ama biz burada Ender Doğan'la bir program yapacağız. Yine de camimizin etrafındaki bütün önlemlerimizi aldık. Gerekirse araçları birazcık daha dışarılarda bıraktırma konusunda biraz da ekstra bir gayret göstermemiz gerekecek. Dışarılarda otoparklar konusunda uyarılarımıza dikkate alırlarsa çok fazla izdiham olmadan Kadir Gecesi'ni hep beraber burada ihya ederiz. İnşallah izdihamda olmaz. Gelen vatandaşlarımıza da yönlendirmelerimize dikkat ederlerse sorun olmaz diye düşünüyorum. İnşallah. Kadir Gecesi hocam sizin de programınız var. Kadir Gecesi daha önceki kandillerde Hazretin yanında olduk, burada olduk ama bu sefer inşallah Fatih Camii'nde olacağız. Madem sözü açtınız Muhsin Bey. Buyurun hocam. Ben derim ki değerli seyircilerimize, yani o gece aynı zamanda itikaf. O gece itikaf yapacağım diye şu cami bu cami durmadan trafiği de aksatarak gezme yerine Fatih Camii'nde o gece efendim hem itikaf yapacağım, hem teravihi kılacağım, hem de efendim duaya katılacağım diye düşünmeli. Yani o geceyi öyle değerli seyircilerimize de ben bunu duyuruyorum yani. Hocam bugün Cuma'ya gittiğimde caminin İmam Hatibi benzer şeyler söyledi. Onu da sormak isterim. Dedi ki şu anda camiye gelirken itikafa niyet edin. Evet. Ama caminin içerisinde de konuşmayın. Burada ne kadar kalacaksınız? 5 dakika mı? 10 dakika mı? Yarım saat mi? 1 saat mi? O süre itikaf sevabını alırsınız dedi. Bu doğrudur. Bu hakikaten doğrudur. Mescid-i Nebevi'nin eskiden giriş kapılarında Neveytül İtikaf yazardı. Yani itikafa niyet ettim diye. Yani diyelim öğlen namazını kılmaya Mescid-i Nebevi'ye gidiyorum. Yarım saat önce gidiyorum. Namazı da kılıp çıkıyor. İşte o yarım saat itikaftır yani. O itikaftır. Kadir Gecesi'nde de hiç olmazsa itikaf ibadetinin zevkini. Yani öyle bir peygamberin bağlılarıyız ki değil bizim gibi yarım saat, bir gece. 10 gece bu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gününü peygamberimizin uhdesindeki görevlere bakın değerli başkanım. Devlet başkanı, başbakan, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Belediye Başkanı,
müftü, hakim, genelkurmay başkanı, imam uhdesinde bu kadar görev olmasına rağmen Ramazan'ın son 10 günü itikaf yapıyor. Ne demek? Rabbimizle baş başa kalıyor. Aman ya Rabbi. Ve o yüzden her mesela bir Eyüp ilçesinde birkaç kişi itikafa girseler şahısları hesabına sevap alırlar. Evet. Ve bütün buradaki ikamet edenlerden de sorumluluğu kaldırırlar. Kendileri sevap alır, diğerlerinden de sorumluluğu kaldırır. Yani Eyüp'te ikametgah Eyüp'te olan birisi kifaye yoluyla sünneti müekkededir. Kifaye evet. yoluyla sünneti müekkededir. Ne güzel. Ne güzel. Evet efendim. Başkanım tabii küçük kardeşlerimiz yazıyorlar. Bizim iftar saatinin müdavimleri, miniklerimiz hocamızı çok seviyorlar. Onlar da şu anda WhatsApp'ta sürekli şeyi soruyorlar. Ya başkanımızın bahsettiği o hediyeler neler? Sürpriz dedi de onu biraz açabilir mi diye soranlar var başkanım. Adı üstünde işte sürpriz ya. Ne yapmaları diyor. Gerekiyor peki bu hediyelere sahip olmaları için? Sürpriz diyor. Ne yapmaları gerekiyor? İşte o zaman farkına varacaklar bayramda şimdi de. Dakika haftaki programda açıklarım işte evet. size. Bu ailelere nasıl ulaşılıyor diye sormuş. Hani biraz evvel bir rakam verdiniz ya başkanım. 120 bin mi dediniz? Evet. Bizim bu ailelere nasıl, yani neye göre bu aileleri? Biz sırayla mahalle mahalle kapı kapı geziyoruz işte şu anda. Neye göre değil, bir şekilde herkese uğruyoruz. Evde olan, olanla görüşüyoruz, olamayana da asıyoruz hediyemizi, kapısını asıp bırakıyoruz. Bunu açıklamanız iyi oldu. Onlarla da arkadaşlarımız istiyorlarsa da onların bize mesajlarını alıyoruz. Bize mesajı varsa onların mesajlarını alıyoruz. Evet. Peki... Neler söylüyorlar? Diyelim şimdi çat kapı yapıyorsunuz ya evet. siz. Yani zile basıyorsunuz, birisi çıkıyor karşısında, sizi görüyor, başkanı görüyor. Neler konuşuyorsunuz, neler paylaşıyorsunuz? Hem çok mutlu oluyorlar. Yani bizim arkadaşlarımız da kapıyı açtığında, başkanın selamı var dediğinde, onun başkana mesajınız var mı? Sokağınızla ilgili sorunuz var mı? Kendinizle ilgili var mı? Mesajınız var mı? Bu soruları sorarak... Onlardan bilgiler alıyoruz. Aynı zamanda röntgenini çekmiş oluyoruz bölgenin, sokağın, apartmanın. Buralardan aldığımız bilgilerle de kendimize nasıl bir yol haritası çizeceğiz ona bakmamız gerekiyor. Yatalak hasta var mı yok mu, engelli var mı yok mu bunları da görmüş oluyoruz aynı zamanda. Yaşlı yalnız yaşayan var mı yok mu bunlara da bakıyoruz. Biz şimdi tokuz zannedince aslında Ramazan asıl özelliği o ya biz tokuz herkesi tok zannediyoruz. Bu ya, bizim ya. Sorunumuz yok. Kimsenin de yok zannediyoruz. Ne kapılardan ne sesler geliyor, neler var, ya, ne, Allah neler Allah. Var, neler var. Onun için bunları bilerek şehirleri yönetmek lazım. Şehir sadece fiziki bir duvardan ibaret değil. O şehre ruh verenler orada yaşayan insanlar aslında. İnsanlar şehirde yoklarsa şehir cansız varlıktır. Nasıl ki bedenimiz ceset, içinde ruh var hocam, daha iyi hocamın konusu. Ruhla beden bir arada yaşıyor. Şehir de ceset aslında. Ruh ona hayat veriyor. O da insan. O yüzden biz insanlara bakmak zorundayız ki insanlar şehirlere renk versinler, hayat versinler. Başkanımızın o cümlesinin altını çizelim. Şehre ruh verenler o şehrin yaşayanları. Ya. Doğru mu? Doğru. Evet. O yüzden bu ayrım gözetmeksizin 7'den 70'e deriz ya onların tamamının şehirde nefes alıyor, doğru nefes alıyor olabilmesi lazım. Onu sağlamamız lazım inşallah. Tabii eksiğimiz var mı? Var ama hepsine ulaşacağız inşallah. İnşallah. Başkanım ev sahipliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyorum. Başkanımız tabii yoğun programları var. Buradan nereye gideceksiniz başkanım? Şimdi iki tane bir, onu da söyleyeyim. Doğru söylüyorsunuz. Bizim şu anda bütün sporcu çocuklarımızla, altyapı çocuklarımızla iftar yapacağız. Stadın içinde bugün. Yapacağız. Bugün. Hay maşallah. Yaklaşık 700 çocuğumuzla maşallah. Bütün spor, altyapı sporcu, ev sporun, amatör spor kulüplerinin tamamı, bizim belediye sporun tamamının çocuklarıyla. Ayrıca da bizim emniyette ve kız Kur'an kursu var biliyorsun. Evet. Oradaki kızlara uğrayacağım. Onların iftarına. Oradan da gençlerin sporcu çocukların iftarına geleceğim. Ne güzel. İki ayrı iftara uğrayacağım hocam. Allah kolaylık versin Sayın Başkanım. Başkanım çok teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Ev sahipliğiniz için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Emeğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Allah razı olsun. Ben de size Eyüp Sultan halkı adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Sayın Başkanım. Evet. Sağ olun efendim. Sağ olun sevgili başkanım. Hayırlı iftarlar başkanım.
Kadir geceniz şimdiden mübarek olsun inşallah. Evet sevgili izleyenler, yayınımız devam ediyor. İftar saati devam ediyor. Hocam rahatsınız değil mi hocam? Evet efendim. Evet. Bir video sorumuz varmış muhterem hocam. Hemen evet. İzleyicimizin video sorusunu görelim. O video ile devam edelim. Hocam iyi akşamlar. Ben bir şey soracağım. Biz yarın Samsun'dan İstanbul'a yolculuk edeceğiz. Seferi sayılıyoruz ya. Oruç tutmasak bir şey olur mu? Seferidirler. Oruç tutmayabilirler. Ama tutmakta bir zorluk yoksa tutmalı. Çünkü tutmayabilirler ama bilahare tutmak üzere tutmayabilirler. Yani şimdi Samsun'dan İstanbul'a gelinceye kadar diyelim bir gün oruç tutmadılar. Tutmayabilirler. Dinimiz bu yetkiyi veriyor. Bu ruhsatı veriyor. Ama bilahare tutacaklar onu. Herkes tutarken ben de tutayım ne olur. Tutmakta da bir zorluk yok diye düşünürse tutabilirler. Evet. Özlem Hanım'ın Instagram'dan bir sorusu var. Merhaba. Ben aşçıyım. İşim insanlara yemek yapmak. Yemek yaparken yutmadan yaptığım yemeklerin tadına bakıyorum. Bu benim orucuma zarar verir mi? Orucuna zarar vermez. Vermez. Bir video sorumuz daha var. Görelim. Selamun aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. Hocam YouTube'da dinle alakalı Allah ve ayetlerini ağızlarına alarak ve mezarlıklarda ölülerimizi rahatsız ederek ormanda, dağda, bayırda cin videosu çeken kanallar var. Allah. Ve arkadaşlarına çarşaf giydirerek insanlarımıza cin diye gösteriyorlar. Ben de bunlara karşı bir mücadele için bir kanal açtım. İnsanlarımızı aydınlatmak için mücadele ediyorum. Benim sorum şu, ilk sorum, bunları nereye şikayet edebiliriz, nasıl önüne geçebiliriz? İkinci sorum da cinleri her istediğimizde kameraya çekebilir miyiz? Kameraya çıkarlar mı? Bilgilendirseniz sevinirim. Saygılar sunarım. Evet. Cinleri kameraya çekiyorlar diyor. Hocam insanları aldatmak için dağda, bayırda, mezarlıklarda sahte videolar çekiyorlar. Bunlar cin diye aldatıyorlar diyor. Cinleri değil de şeytanları değil de şeytanlaşmış insanları çekiyorlar. Hmm. Yani seyircilerimizin de dikkatini çekeriz. Şeytanı göremiyor. Şeytanı göremiyor ama şeytanlaşmış insanları görüyor. Şeytanın rolünü insanlara yaptırıyor. O yüzden minel cinneti vennas. Ya Rabbi şeytanlardan ve insanların şeytanlarından senin şerrin, onların şerrinden himayene sığınırım ya Rabbi. Öyle diyoruz. Rabbimiz böyle öğretiyor duayı bize. Evet, bunların önüne nasıl geçebiliriz? Bu tür durumlarda neler yapabiliriz diye soruyor. Nasıl bilinçlenmeliyiz? Müşterisiz meta zayidir denilir ya. Değerli seyircilerimiz böyle şeylere değer vermesin, itibar etmesin. İşte o zaman alıcı olmayınca satıcı da olmaz. Olmaz. Peki diğer sorusu da hocam. Cinleri biz görebilir miyiz? Onları kameraya çekebilir miyiz? Görünürler mi? Görünür varlıklar mıdır cinler? Yok efendim. Cin demek zaten lügat anlamıyla nedir? Gizlenen, görülmeyen. Şimdi biz onları göremiyoruz, onlar bizi görüyor. Efendim şunu da iyi bilelim ki cinler illa kötülük unsuru varlıklar değil. Yani ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. İnsanları ve cinleri bana kulluk etmeleri için yarattım. Demek ki peygamberimiz de Resulü's Sakaleyn'dir. Ne demek Resulü's Sakaleyn? İki taifenin peygamberi. Hem insanların hem cinlerin. Onlar da bizim gibi kullukla mükelleftirler, görevlidirler. Yani işleri güçleri yok da bize zarar verme değil. Onların zararlılarına şeytan diyoruz. Şeytanlar da bize fiziki ve maddi müdahaleleri söz konusu değil. Muhsin Bey, fiziki ve maddi müdahaleleri değil. Ya fikri, ruhi. Vesvese veriyor. Ya vesveseleri, evet. Telkınları vardır. Evet. O kadar. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz hocam. Telefonumuz var, izleyicimizin sorusunu duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş geldiniz, hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar. Hayırlı Karabük. Ramazan hocam. Buyurun geldin. Efendim, yayındasınız şu anda, hocam sizi duyuyor, buyurun. Buyurun. İzleyicimiz duyabiliyor mu bizi? Duyuyorum, duyuyorum hocam. Yayındasınız, buyurun, sorunuzu duyalım. Tamam hocam. Öncelikle hayırlı yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Buyurun. Kolay gelsin. Sağ olun.
Hocam benim ablamın durumu kötü. Durumu iyi değil. Ablama titre verebiliyor muyum? Yani evi var. Eşimin de yani eniştemin de bir işi yok. Bir sosyal güvencesi yok. Buna fitre verebiliyor muyum? Ablaya. Durumu iyi olmayan ablama fitre verebilir miyim? Enişteleri çalışmıyor, durumu iyi değil diyor, geliri elbette, yok diyor. Elbette vereyim. Birinci sırada vereceği yer ablası. Ablası. Ne demek tabii ya. Birinci sırada vereceği yer kardeşi. Evet. Hocamızı duydunuz, verebilir. Ablanıza fitrenizi, sadakayı fıtır vermenizde bir mahsur yok. Mahsur değil mi? Fayda var ya. Evet. Peki, teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Haritamız mı? Evet, bugün yine sevgili izleyenler, Kur'an-ı Kerim hediyemiz var elbette. Ramazan ayı boyunca her gün 3 farklı şehrimize Kur'an-ı Kerim hediye ediyoruz. Bugün de haritamızda 3 şehri, 3 ili göreceğiz. Bakalım yönetmemizden rica edelim hangi iller olacak haritada. Hazırsanız paylaşalım. İlk ilimiz haritada Sinop olacak. Sinop hayırlı Ramazanlar, Sinop. Hayırlı akşamlar ve hayırlı iftarlar. İkinci ilimiz Giresun olacak. Giresun'a selam edelim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar. Ve son olarak da Ardahan. Ardahan'a selam ediyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz Ardahan. Evet, Sinop için, Giresun için, Ardahan için hatlarımız şu anda açık. Bu illerden hatlarımızı ilk düşüren seyircilerimize inşallah Kur'an-ı Kerim hediyemiz olacak sevgili izleyenler. Evet muhterem hocam, bu akşam yine Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen peygamberlerden birisi Hazreti Musa. Evet o konuyu anlatacaktınız. Tabii Hazreti Musa deyince en çok akla gelen de Hazreti Hızır'la, Hızır Aleyhisselam'la arasında geçen o diyaloglar, buluşmalar, konuşmalar ve yolculuk. Nasıl başlamak istersiniz, nereden başlarsınız? Efendim bilindiği gibi Hızır Aleyhisselam ledün ilmine vakıftır. Yani perdenin ötesini biliyor. Musa Aleyhisselam da berisini biliyor. Musa peygamber ya bendeki bilgi bana yeter demiyor. Hızır Aleyhisselam'ın bilgisine de ulaşmak istiyor. Onun için bir hayli yol kat ediyor. Hızır Aleyhisselam'a ulaşıyor. İşte burasında önemli, şuraya biraz temas edelim Muhsin Bey. Allah mahkemesinin soruları ne olacak? Yani bir talebe düşünün ki öğretmen daha önceden soruları vermiş. Evet. Ama talebe yine başarısız. Bu nasıl talebe denilir değil mi? Elbette. Yani Allah mahkemesinin soruları. Ömrünü nerede geçirdin? Ömür içinde özel önemi olan gençliği nerede geçirdin? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın? Ne öğrendin? Öğrendiğinle ne iş yaptın? Bundan da sorulacağız. Muhsin Bey, dün bir vatandaşımız bana telefon etti. Dedi ki 88 yaşında anacığım var. Bugüne kadar Ramazan boyu 4 hatim yaptı. Hay maşallah. Duasını yapar mısınız dedi. Bu annemizin elinden öpmez miyiz? Ve bunun hatim duasını özel olarak yapmaz mıyız Muhsin Bey? Elbette hocam. İnşallah bugün programımızın elbette sonunda şuna bakın. Yani 88 yaşındaki annemiz Ramazan başından bugüne 4 hatim yapıyor. Allah Allah. Onun duasını bizden rica ediyorlar. Allah Allah. Bakın bir oğlumuz Muhsin Bey o efendim vaktiyle Avrupa'ya ilim tahsiline gidiyor. Ecel yakalıyor, vefat ediyor. Mezar taşı kitabesi. Bizimdi bir zamanlar şu karttaki ilimler. Biz öğrettik de onlar kıymetini bildiler. İşte yolcu, bu emel ile Avrupa'ya gitmiştim. Çalınanı geri getirmeye ahdü peyman etmiştim. Ecel kırdı kanadımı kolumu. Yolcu durma, bitir yarım kalan yolumu. Hulasa Kur'an-ı Kerim'de en çok geçen kelimelerden ilimle ilgili kelimeler, ya'lemun, ta'lemun gibi kelimeler. Yani milletimiz bize zaman zaman şunu soruyorlar, işte Kur'an-ı Kerim'i Latin harfleriyle okuyalım, şunu bunu. Günümüzde öğrenme imkanları da çok bollaşmıştır, elbette, kolaylaşmıştır. Elbette. Allah'ın kelamını okumayı öğrenmeli.
ve hatimler takip etmeliyiz efendim. Evet, Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arasında bakın beraber yolculuk yapacaklar. Ama Hızır Aleyhisselam diyor ki benim işime müdahale etmeyeceksin. Değerli seyircilerimizin dikkatini çekelim. Demek Hızır Aleyhisselam perdenin ötesini biliyor, Musa Aleyhisselam berisini biliyor. İşte bu o, ötesini de öğrenmek için Hazreti Musa Hızır'la birleşiyor. Şimdi beraber giderlerken bir gemiye binecekler. Geminin sahipleri de çok saygı gösteriyorlar, para almıyorlar. Ama Hızır Aleyhisselam başlıyor orayı tahrip etmeye. Hazreti Musa diyor ki ya bu nasıl iş ya? Adamlar bize iyilik ettiler. İyiyle iyilik etmek lazım değil mi ya? Tutup da gemilerini deliyorsun ya. Yani milleti batırmaya mı niyetleniyorsun? Hızır diyor ki benim elime karışmayacaktın. Yolculuğa çıkarken seninle anlaşmamız böyleydi. Ha unuttum diyor Hazreti Musa. Unuttum, rica ederim. Bundan sonra dikkatli olayım. Şimdi ikinci bir yere varıyorlar. Bir masum çocuğa vurunca öldürüyor. Yahu, kim öldürüyor hocam? Hızır vurunca çocuk ölüyor. Ya günahsız masum çocuğu nasıl öldürün sen ya? Ya Musa benim işime karışmayacaktın. Doğru, unuttum. Rica ederim. Bundan sonra karışmayayım. Üçüncü bir olay, bir kasabaya varıyorlar. Misafir olmak istiyorlar. Kimse almıyor. Misafir almıyor. Ve bu sefer onlar da giderlerken bir çürük duvar görmüşler. Hızır Aleyhisselam o duvarı onarmaya başlıyor. Yahu adamlar bizi misafir etmediler. Bari duvar, çürük duvarı sağlamlaştırıyor. Bari ücret iste de onunla ekmek alıp onu yiyelim ya. Allah Allah. Burada arkadaşlığımız sona erdi diyor. Artık bitti. Bitti. Peygamberimiz bu olaya ne diyor? Hazreti Musa keşke biraz daha sabırlı olsaydı da. Yani perdenin ötesindeki şeylerden biraz daha fazla öğrenseydik. Yani niçin acaba böyle olmuş? Yani gelin hikmet deryasından bunları da görelim. Vaktimiz müsait mi? Var hocam, buyurun hocam. Şimdi Hızır Aleyhisselam diyor ki bak gemiyi delmeye çalışmamın sebebi şu. Bu gemi diyor fakir adamların gemisiydi. İleride limanda da bir zalim hükümdar var. O kusursuz olan gemiye el koyuyor. Ben biraz göze görülür yerleri şöyle yaralayayım da ya bu kusurlu bir gemiymiş bunu bırak buna dokunmayayım desin. Ben yani elbet onlar bize iyilik etti ben de iyiliği böyle yapıyordum. Çocuğa gelince o çocuk zalim bir çocuk olacak. Anasının babasının da kötü sonuçlarına vesile olacaktı. O gitti, anasına babasına Allah yeni bir evlat verdi ve anası babası da acı akıbetten kurtuldu. Üçüncü olaya gelince, evet bizi misafir kabul etmediler ama o duvar da yıkılmaya yüz tutmuş. Duvarın altında altınlar vardı, o da yetimlerindi. Neredeyse ortaya çıkacak. Yetimlerin değil de başkalarının eline geçecekti. Ben duvarı biraz sağlamlaştırayım. O zamana da o yetimler büyür ve o zamana kadar o altınlar saklanmış olur diye düşündüm. Hikmeti o. Ya bak perdenin arkasındaki görüşler bunlar. Hazreti Musa bunları yani, bilmiyor elbette. Evet, buradan işte biz ne anlıyoruz? Demek ki bize düşen sabırdır, tevekküldür. Evet, sabırdır, tevekküldür. Deme şun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا. De ki ey peygamberim, Allah'ın takdirinden başkası bize ulaşmaz. هُوَ مَوْلَانَا, bizim Mevlamız Allah'tır. وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Mümin olanlar Allah'a dayansınlar, Allah'a güvensinler. Hemen ümitsizliğe kapılma, bunalıma kapılma, yani intihara teşebbüs etme, bunlar çok yanlış şeylerdir. Deme şunun için şöyle, yerincedir ol öyle, bak sonuna sabreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Dilden gamı dur eyle.
Rabbinle huzur eyle, tefvizu umur eyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yani demek ki tevekkül. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a dayanıp güvenirse Allah ona yeter. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ Ölümsüz olan Allah'a dayan, ona güven. Hastalandım, doktora giderim, reçeteyi uygularım ama sonucu Allah'tan beklerim. Şifayı Allah'tan beklerim. Yani netice ne oldu? İyi oldum, Rabbime hamd ederim, doktora teşekkür ederim. Yok netice iyi olmadı, yine sabrederim, Rabbimden mükafat beklerim. Yani Efendimiz ne buyuruyor? Mümin yeşil ekin gibidir. Ekim başağı, rüzgar şuradan eser, başak böyle yatar, buradan eser, buraya yat ama kırılmaz, kırılmaz. Bunalıma düşmek yok, yeis yok, yeis yok. Ümitsizlik ya, yok. Ümitsizlik yok, daima la tahzen innallaha ma'ana, üzülme Allah bizimle beraberdir ayetinde olduğu gibi. Diğer peygamberlerde de hep böyle Rabbimizin hemen ümit kapısını açtığını görüyoruz. Kul ya ibadiyellezine esrefu ala enfusihim la taknatu min rahmetillah. Haddi aşmakta ileri giden kullarıma söyle, benim rahmetimden ümitlerini kesmesinler. Benim rahmetimden ancak inkarcı olanlar ümitlerini keserler. Ayet-i kerimeye bakın. Daima ümit var olacağız. Bunalıma düşme yok, taşkınlık yok, şaşkınlık yok. Evet. Allah razı olsun hocam. Vaktimiz varsa son bir soru sormak isterim. Hızır ne kadar? BTR'den önce tamam. Hızır aleyhisselam peygamber midir diye soruyorlar hocam. Yoksa Allah'ın veli bir kulu mudur? Kimdir Hızır aleyhisselam? Yani peygamberlerin sayısı belli. 25 peygamberin Kur'an'da hayatı geçiyor. Kullarımızdan salih birisi diye Rabbimiz öyle anlatıyor. Evet. Peki devam ediyor iftar saati. Şimdi kutsal topraklara uzanacağız sevgili izleyenler. Muhterem hocamızla Mekke'de olacağız. Sevr Dağı'nın eteklerinde olacağız. İkinin ikincisi, ümmetin birincisi Hazreti Ebubekir Efendimizle peygamberimiz müşriklerden korunmak ve saklanmak amacıyla Sevr Dağı'nda mağaraya sığınmışlardı. İşte o dağın, Sevr Dağı'nın eteklerinde muhterem hocamızın sohbeti var. Arkasından da menkıbeler var. Lütfen ayrılmayın. Muhterem hocam, Mekke'ye yaklaşık 5 kilometre mesafede Sevr mağarasının eteklerindeyiz. Efendimiz ikinin ikincisi, ümmetin birincisi, yol arkadaşı Hazreti Ebubekir Efendimizle birlikte Mekke'den Medine'ye hicret ederken müşriklerden korunmak için bu dağda bir mağaraya gizlendiler ve 3 gün kaldılar hocam. Biz de şu anda tam bu dağın eteklerindeyiz. Bu dağ, bu Sevr Dağı bize neler anlatıyor hocam? Efendim Muhsin Bey, çok önemli şeyler anlatıyor. Bu öyle mühim bir hadise ki bıçak sırtı gibi insanlık ya olacak ya ölecek. Bu ikiden biri. Yani sevgili peygamberimiz için müşrikler toplandılar, karar aldılar. Dediler ki evinin etrafını kuşatalım, nasıl kuşatalım? Her kabileden birisi olsun. Nasıl olsa yani demek ki müşriktirler ama haindirler ama eve girelim demiyorlar. O kadarlık insanlıkları var. Evet. Eve girmeyi hainlik, kalleşlik telakki ediyorlar. Nasıl olsa o evden çıkar. Evden çıkınca hepsi birden kılıcı indirir. Kimin öldürdüğü belli olmaz. Ve peygamber de ashabı da düşmanlık güdemezler. Güdecek olurlarsa da nihayet kan bedelini veririz. İş biter böyle. Böyle karar alıyorlar. Şimdi Efendimizin evinin etrafı eşkıya tarafından kuşatılmıştır. Efendimiz Hazreti Ali'yi çağırıyor. Peygamberimize verilen emanetler vardı. Muhammedül Emin diyor. Herkes güveniyor. Altınını, gümüşünü, parasını, pulunu emanet etmişler. Yani Efendimiz demiyor ki ya ben can derdine düştüm. Alan alanın olsun, bulan bulanın olsun. Bana ne?
benim evimin etrafı şikaya tarafından kuşatılmış demiyor. Hazreti Ali'ye, Ali sen benim yatağıma gir. Şunların da sahipleri şu kişiler. Sen bunları sahiplerine verdikten sonra arkamızdan gel. Ve Peygamberimiz yerden bir avuç toprak alıp ve cealna min beyni eydihim setten ve min halfihim setten fe avşeynahum fe hum la yubsirun. Onların önlerine duvar gerdik, arkalarına duvar gerdik, onlar görmezler ayetini okuyor. O bir avuç toprağı da yüzlerine serpiyor. Allah bakar Allah. Kör oluyor onlar. Aralarından çıkıyor, gidiyor. Biraz sonra biri birine, ya senin yüzündeki toprak ne? Ya senin yüzünde de toprak. Ne toprağı ya? Ya büyü yapmış olmasın ya? Ya bir eve girelim. Hepimizin yüzü toprak. Bu toprak nereden geldi? Eve giriyorlar ki Hazreti Ali yatıyor. Nerede peygamber? Bilmem. Çıktı gitti. Eyvah! Elimizdeki insanı kaçırdık. Neydek? Ölü veya diri. Kim onu yakalarsa ona 100 deve verelim diye bütün eşkıya, vadilere, ovalara, dağlara çıkmak üzere seferber oluyorlar. Peygamber Efendimiz tam öğle sıcağında Hazreti Ebu Bekir Efendimizin evine geliyor. Onlar görüyorlar, aman bu saatte gelmezdi Peygamber Aleyhisselam. Yoksa Rabbim hicret için izin mi verdi ola? Efendimiz gelince Ebu Bekir, kızların eşin bir tarafa, çok önemli bir şey görüşeceğim seninle. Ya Resulullah, bunlar da senin ehli iyalin yani. Beraber görüşelim demek istiyor. Ya Resulullah, hicret için izin mi verildi yoksa? Evet. Ben de beraber mi deyince hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Aman ya Rabbi ya, bu tehlikeli bir yolculuk. Yani kaygılanmıyor da hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Yani diyor ki Hazreti Ayşe annemiz, ben bir erkeğin ağladığını orada şahit oldum diyor. Yani hem de bir mutluluk gözyaşı ha. Evet, iftar saati Kanal 7 ekranlarında devam ediyor sevgili izleyenler. Çok kısa bir ara rica ediyoruz. Aranın ardından muhterem hocamızın iftar duasıyla yeniden karşınızda olacağız. Amin. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil a'lel vehhab. Amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme leke sumt ve bike amend ve aleyke tevekkel ve ala rızkike eftar. Amin. Ya Rab, senin rızan için oruç tuttuk. Sana inandık. Sana güvendik. Senin verdiğin rızıkla iftar açmaya hazırlanıyoruz. Ya Rab, sofralarımızda envai çeşit nimetler lütfeyledin. İş bu güzel nimetleri yiyecek olanlara, hazırlayanlara sıhhat ve afiyet, kazananlara bereket, ölmüşlerimize rahmet, yuvalarımıza, yurdumuza, iş yerlerimize huzur, saadet ve başarılar ihsan eyle ya Rab. Ya vasial mağfire, İğfir li ve li valideyye ve lil mü'minine yevme yekumul hisab. Rahmeti bol Mevlamız, hesap gününde bizi, ana babamızı, bütün müminleri bağışla ya Rab. Ya Rab, Rahmansın, Rahimsin, İlahi, hamdini sözümüze sertac ettik, kitabını kendimize minhac ettik, biz yoktuk sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, lütfuna geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hilat-ı risaleti giydirdin. Makamı İbrahim'den makamı Mahmud'a erdirdin. Server-i Esfiya kıldın. Hatem-i Enbiya kıldın. Muhammed Mustafa kıldın. Salatü selam, tahiyyatu ihtiram ona, onun alu, eshabu, etbaına ya Rab.
Ya Erhamer Rahimin, Rahmansın, Rahimsin, Erhamer Rahiminsin. Bizlere bitmez tükenmez nimetler ihsan eyledin. Ama bu nimetler karşılığında hakkıyla kulluk edemedik, hakkıyla şükredemedik, hakkıyla seni zikredemedik. Ama büsbütün de ümitsizliğe kapılmadık, senden kopmadık, el açtık, boyun büktük, kapına geldik. Ya Rab, Allahümme inneke afüvvün tuhibbul affe fa'fu anna. Allah'ım affedicisin, affetmeyi seversin, bizleri de affeyle ya Rab. Amin. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celal vel İkram, Adem aleyhisselamın yaptığı dua ile sana sığınıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve in lem tağfir lena ve terhamna lenekunenne minel hasirin. Ya Rab, biz nefsimize zulmettik. Sen affetmezsen, sen lütfetmezsen ebedi ziyanda kalanlardan oluruz ya Rab. Yunus aleyhisselamın duasıyla sana sığınıyoruz. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Erhamer Rahimin, ülkemizin çeşitli yerlerinde yapılan hatmi şerifleri indi ilahinde ahsene kabul ile makbul eyle. Hatim sahiplerinin niyetlendiği kişilerin ve ekranları başında el açıp dua edenlerin yakınlarından ebediyete irtihal etmiş olanların kutsal değerleri uğruna hayatlarının baharında kan vermiş, can vermiş aziz şühedanın ruhlarına armağan ediyoruz. Sen makbul eyle ya Rab. Amin. Ya Rab, bizi Kur'an ahlakıyla ahlaklandır. Amin. Kur'an-ı Mübin'i yuvamızın, yurdumuzun avizesi eyle. Amin. Sırat'ta yolumuza nur, mahşerde şefaatçi eyle. Amin. Hanelerimize huzur, gönüllerimize sürur lütfeyle. Amin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrete ayunin ve cealna lil müttekine imama. Ya Rab, bize göz nuru, gönül süruru, eş ver, evlat ver, saygıda, sevgide, huzurda, güvende, mutlulukta seni sevenlere bizi numune-i imtisal eyle ya Rabbi. Ya Hayyu ya Kayyum, ya Zel Celal vel İkram, Musa aleyhisselam, ya Rabbi lütfuna muhtacım dediğinde Şuayb peygamberin ziyafetine kondurmuştun. Ya Rab, bizim de bir hayli ihtiyacımız vardır. Bunlar dolayısıyla sana el açtık, boyun büktük. Şu anda borçlulara eda, dertlilere Amin. Deva, hastalara Amin. Şifalar lütfeyle ya Rab. Amin. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde şifalar Amin. Lütfeyle. Ya Rab, mübarek vatanımızı kuraklık, kıtlık, terör, deprem gibi afet ve musibetlerle karşılaştırma. Amin. Ya Rab, mümin doğduk, mümin yaşamayı imanı kamille, hüsnü hatime ile La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyerek eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Ya Rab, sana şahitlik ediyorum. Sen haksın, ezelisin, ebedisin. Peygamberin senin elçin olduğunu kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz. Senin tarafından alıp getirip haber verdiği şeylerin hepsinin doğruluğunu kabul ediyoruz, tasdik ediyoruz, şahitlik ediyoruz. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme. İnneke entel vehhab, inneke entel vehhab, inneke entel vehhab. Ya Rab, gönüllerimiz sana bağlandıktan sonra senden ayırma. Amin. Kazandıktan sonra kaybettirme. Amin. Yükseldikten sonra düşürme. Amin. Ya Rab, devletimizi payidar, milletimizi bahtiyar eyle. Amin. Güç yetmez, takat gelmez. Afetlerle, musibetlerle karşılaştırma Amin. Ya Rab. Hayırların fethi, şerlerin def'i, duamızın kabulü, Rabbimizin rızası için. El-Fatiha. Allah'ım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.